Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu 5 dakikada Adana'nın problemlerini konuşmak için herhalde otomatik sayaca bağlamak lazım. Zamanımızın yetmeyeceğini biliyorum ama mümkün mertebe çok önemli gördüğüm konuları hem sizlerle hem de televizyonları başında bizi izleyen değerli hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2B meselesi. Hala Sayın Bakan da burada 2B yasasını Sayın Bakan'la birlikte çıkarttık burada geçen dönem mecliste. 2B yasasıyla ilgili sıkıntılar, problemler hala devam ediyor. Bütün şehir yasası çıktıktan sonra 2B yasası biraz eklenmesi gereken yeni maddeler var. Bu bir türlü düzeltilmedi. Bu bir. İkincisi, değerli iktidar partisinin değerli Adana milletvekilleri de bu konuya vakıflardır mutlaka. Ceyhan'ın Üçtut Yeşilova köyü var. Üçtut köyünün kuruluş tarihi bilinmiyor. Yeşilova köyü de 1936'lı yıllarda kurulmuş ve orası Yörük ve Balkanlardan gelen göçmenler tarafından oluşturulan bir köy. O dönemden 1936'dan beri babalarından, dedelerinden kalan arazileri işliyorlar. Bu araziler mahkeme kanalıyla TİGEM'e geçti. Devletin vermiş olduğu karara saygımız sonsuz. Orada yaşayan insanların da kararı sonsuz buna. Çünkü devlet böyle bir karar vermiş ve TİGEM arazisi olmuş o araziler. Ama 1936'dan beri babaları, dedeleri bu araziyi işliyor ve bu insanlar bu arazileri satın alarak kendilerine mal etmek istiyorlar. Şimdi bir rayiç bedel çıkartmış TİGEM. Umut ediyorum ki inşallah mal müdürlükleri de böyle bir rayiç bedel çıkartmazlar. Çünkü bu paralarla, bu fiyatlarla çiftçinin bu tarlaları alması mümkün değil. Ne kadar çıkartmış? 5000 lira bedel koymuş. %30 indirimle 5000 lirada 3500-4000 liraya geliyor. Bu araziler derin kuyularla sulanan araziler değerli arkadaşlarım. Aynı uygulama Başören köyünde yapılmış. Başören köyünde 800 lirayla 1000 lira arasında değişen bir rakamla araziler satılmış. Şimdi burada 3500 lira isteniyor bu insanlardan. Allah'tan reva mıdır? Yani değerli Adana milletvekili arkadaşlarıma da sesleniyorum. Lütfen siz de bu konuyu sahiplenin ve bu konunun çözümünü hep birlikte gerçekleştirelim. Bu tarlaları çiftçilerimiz alsın. Hani Sayın Cumhurbaşkanı hep faiz lobisinden bahsediyor ya, vallahi bu fiyatlarla bu tarlaları çiftçilerin alması mümkün değil. O faiz lobilerinin eline geçer bu tarlalar. Onun için ben burada muhalefet yapmak maksadıyla bunu konuşmuyorum. Hakikaten önemli bir konu. Adana'da çözülmesi gereken 2B arazileriyle ilgili çözülmesi gereken daha binlerce, milyonlarca insanın problemleri var. Eğer 2B arazisinin satış, hazine arazilerinin satışını düzenleyemezsek, bu arazilerin çiftçilerin almasını sağlayamazsak, vallahi de billahi de faiz lobilerinin eline geçer. Yani düşünün şimdi, o köyde bataklıkken kurulmuş ve 1936'dan beri babası dedesi o tarlayı işlemiş gelmiş bugüne kadar. Şimdi normalde tapulu arazi 3000 liraya satılıyor, orada 2500 liraya satılıyor. Tapulu arazi. Sayın Bostancı, her şeye cevap veriyorsunuz. Lütfen birazdan gelin, buna da cevap verin. Normalde tapulu arazi, vatandaşın tapulu arazisi 2500 lirayla 3000 lira arasında satılıyor. Şimdi hazine arazisini 3500 liradan satacağız diyorsunuz size vatandaşa. Ya bu Allah'tan reva mıdır? Yani birazcık bu konuda esneme yapalım. Tarım Bakanlığımız devreye girsin, Maliye Bakanlığımız devreye girsin. Arkadaşlar, biz köylüyü koruyamazsak, çiftçiyi koruyamazsak, üreten insanı koruyamazsak bu ülkede ne yiyip ne içeceksiniz ya? Her gün sabahleyin evinize gelen o taze taze domatesler, taze taze salatalıklar, peynirler kimler tarafından üretiliyor? O sıcak ekmek kimler tarafından üretiliyor? Sayın Bakan, buradasınız. 2B arazisi yasalarını sizinle beraber çıkarttık. Lütfen bu konuya eğilin. Lütfen bu konunun çözülmesi için üzerinize düşeni yapın. Yine Adana'nın önemli meselelerinden bir tanesi işsizlik. Eskiden Yeşilçam sinemalarına konu olan Adana, herkesin taşı toprağı altın diyerek gelip iş bulduğu, aş bulduğu Adana, şu anda işsizler ordusunun dolaştığı bir şehir halinde ne yazık ki. Hep evet göç veriyor ne yazık ki. Ve hep diyoruz ya, enerji ihtisas bölgesi, enerji ihtisas bölgesi. Türkiye'nin Rotterdam olacak denildi. Yıllarca, 13 yıl önce söylendi. Hala o enerji ihtisas bölgesine bir çivi dahi çakılmadı. Değerli arkadaşlarım, yani yapmak isteyenlerin de önüne engel olundu. Biz
bilmem kime söz verdik yani, çalığa söz verdik gibi sözlerle engel olundu. Belki bugün oraya o tesisler yapılmış olsaydı on binlerce insan çalışıyor olacaktı. Adana'nın da problemi işsizlik.